Sevgili arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda destek ve hareket sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hazırsak birinci sorumuzla başlıyoruz. Soru da diyor ki yukarıdaki yapılardan hangileri sadece uzun kemiklerin yapısında bulunur? Bakın arkadaşlar sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerin yapısında bulunurken kırmızı kemik iliği periost, süngerimsi kemik toku diğer kemiklerde de bulunur. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki eklem sıvısı ve eklem kapsülü eklem çeşitlerinden hangilerinde bulunur? Bakın arkadaşlar eklem sıvısı ve eklem kapsülü sadece oynar eklemlerde bulunur. Yarı oynar ve Oynamaz eklemlerde eklem sıvısı ve eklem kapsülü bulunmaz. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki: Aşağıdaki özelliklerden hangisi düz kaslara aittir? A şıkkında bantlı yapıya sahip olma diyor. Bantlı yapı çizgili kaslarda ve kalp kasında bulunur. B şıkkında Birden fazla çekirdek bulundurma diyor. Birden fazla çekirdeği bulunduran çizgili kaslardır. C şıkkında atar damarların yapısına katılma diyor. Atar damarların yapısına katılan düz kaslardır. D şıkkında somatik sinir sisteminin denetiminde çalışma diyor. Somatik sinir sisteminin denetiminde çalışan çizgili kaslardır. Kalp kası ve düz kas otonom sinir sisteminin denetiminde çalışır. Geldim eşlikine. Ara diskler taşıma diyor. Ara diskleri taşıyan kalp kasıdır. Diğer bir sorumuzda diyor ki insana ait yapılarından hangilerinde bulunan kaslar bantlı yapı gösterir. Bakın arkadaşlar. Çizgili kas ve kalp kasında bantlı yapı görülürken düz kaslarda bantlı yapı görülmez. Kalpte kalp kası bulunur. Atar damarlarda düz kas bulunur. Bacaklarda ise çizgili kas bulunur. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki bütün kas çeşitleri için ifadelerinden hangileri ortaktır? Birinci öncülde aktin ve miyozin iplikleri içerir diyor. Bakın arkadaşlar bütün kaslarda aktin ve miyozin denilen protein yapılı iplikler bulunur. İkinci öncülde laktik asit fermentasyonu yapar diyor. Laktik asit fermentasyonu bütün kaslarda bulunmaz. Geldim üçüncü öncüle. Oksijenli solunum yapar diyor. Oksijenli solunum bütün kas çeşitlerinde görülen bir olaydır. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki: Bir iskelet kasının yapısındaki band taşmalar aşağıdaki şekilde verilmiştir. Çizgili kastaki Z çizgilerinin birbirine yaklaştığı süreçte aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Bakın arkadaşlar, çizgili kaslarda Z çizgileri birbirine yaklaşıyor ise bu çizgili kas kasılıyor demektir ve çizgili kasların kasılması sırasında H bandı daralıp kaybolur. I bandı daralır. A bandı değişmez. Aktin ve miyozinin boyu değişmez. Sarkomerin boyu kısalır. Kasın boyu kısalır. Eni artar ama hacmi değişmez. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki Kas kasılması sırasında görülen yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakın arkadaşlar, kas kasılma sırasında ilk olarak motor uç plaktan asetilkolin salgılanır. Daha sonra asetilkolin kasın zarına bağlanarak sodyum iyonuna karşı geçirgenliğini artırır. Daha sonra Endoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar aktin ve miyozinin arasına geçer. En son ATP az enzimi aktifleşir ve aktin ve miyozin birbiri üzerine kayar. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki yoğun egzersiz sırasında kas hücrelerindeki moleküllerinin miktarı azalır. Bu moleküllerin ilk önce azalandan en son azalana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakın arkadaşlar. İlk olarak daha önceden ürettiğimiz ATP kısa süreli olarak kullanılır. Daha sonra kreatin fosfat depoları kasılma sırasında kullanılır. Dinlenme sırasında tekrar oluşur. En son olarak glikoz kullanılır. Yani cevabımız E seçeneğidir. Diğer bir sorumuzda diyor ki bir insanın kolunda bulunan ve birbirine antagonist yani zıt çalışan X ile Y kasının şekli aşağıda verilmiştir. Buna göre X kasında I bandının daraldığı durumda Y kasında aşağıdaki değişimlerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez? Bakın arkadaşlar. X kasında I bandının daralması demek X kasının kasılması demektir. X kası kasılıyor ise Y kası gevşer. Buna bağlı olarak Y kasında kasın boyu uzar. Aktinin boyu değişmez. H bandının boyu artar. A bandının boyu değişmez. Sarkomerin boyu artar. Sevgili arkadaşlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.